Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Halil İbrahim Ulaş Bildirici, kardiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Güler yüzünüzle de programı aydınlattınız daha açılışta. Teşekkür ederim, inşallah. Şimdi çok ciddi konular var tabii ki. İşte damar tıkanıklığı, not aldık işte yayından önce. Damar tıkanıklığı üzerinde genel olarak konuşacağız. Önce şunu merak ettim. Şimdi sevgili izleyenler de belki benim gibi bilmiyor olabilir. Şimdi damar tıkanıklığını herkes duymuştur. Mutlaka her ailede bir akrabasında, bir yakınında da vardır. Fakat bu damar tıkanıklığı nedir? Nasıl olur? Yani önemi nedir? Yani hangi damar tıkanınca bir sorun teşkil eder? Yoksa her damar önemli midir bu kadar? Bunlarla ilgili bilgi verirseniz harika olur. Damar tıkanıklığı genelde hangi organı besliyorsa onu besleyen atar damarın kolesterol birikimiyle, yaşla birlikte, sigaranın etkisiyle, varsa şeker hastalığının etkisiyle damarın daralmasından dolayı oluyor. Aslında tamamen mekanik bir olay. Damar daraldığı için hangi organı besliyorsa o organa giden kan miktarı azalıyor. Buna bağlı olarak da o organda işlev bozukluğu ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Kalbi besliyorsa bu göğüs ağrısı veya işte kalp krizi şeklinde ortaya çıkabiliyor. Beyni besleyen damarlarda sıkıntı olduğunda felç olarak ortaya çıkabiliyor. Veya kolu veya bacağı besleyen bir organ damar tıkandığında ise işte yürüme bozukluğu veya yürürken ağrı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Hangi organı besliyorsa o organı etkiliyor. Bize genelde tabii önemli olan aslında önemli atfedilen iki organ var. Kalp ve beyin daha çok önemli olarak değerlendiriliyor. Çünkü bunların bulguları hem daha trajik oluyor. İşte beyin etkilendiğinde felç olarak ortaya çıkabiliyor. Hasta yürüme bozukluğu, görme bozukluğu, işitsel bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Kalbi etkilediğinde kalp krizi ölümle sonuçlanabiliyor. Evet. Bunun için hangi organda olduysa ama bu şimdi iki organ mesela daha kalp belki daha çok konuşuluyor. Onu da konuşalım tabii. Mesela beyin damarları neden tıkanır? Beyin damarları da bütün damarlar da aslında kolesterol, sigara, yaş bir etmen. Yine ailesel faktörler önemli bir etmen. Ailenizde, yakın çevrenizde varsa sizde de olma ihtimali artıyor. Zamanla birlikte o damarın düz yapısı pürüzleşiyor ve onun üzerinde kolesteroller birikmeye başlıyor. Ve bu giderek darlık oluşturuyor. Yaşla birlikte de artıyor bu. Bu belirli bir seviyeye arttığında da şikayetler oluşmaya başlıyor. Evet, şimdi mesela önümüz sonbahar. Önümüz derken artık sonbahardayız. Önümüz kış. Havalarda artık soğuyacak diye tahmin ediyorum. Kış aylarında, sonbaharda kış aylarında bir etkisi oluyor mu? Yani damarın tıkanmasıyla ilgili bir kalp etken midir? Kalp açısından konuşacak olursak... İlla kış için sormayayım. Yani hava değişikliği, havanın soğukluğu ya da sıcaklığı bir etki oluyor mu damar üzerinde? Yani kalp açısından yine konuşacak olursak... Ani şekilde soğuk havaya maruz kalmak kalp krizi riskini arttıran bir şey. Bir de soğuk havada yürümek veya işte soğuk havayla uzun süre yine maruz kalmak soğuk havaya kalp krizi riskini arttırıyor. Yine sıcaklık farkı, aşırı sıcaklık farkı yani çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama çıktığınızda bu da kalp krizi riskini arttırıyor. Ayrıca aşırı sıcak havada da dolaştığınızda veya işte maruz kaldığınızda aşırı sıcak havaya bu tansiyon yüksekliğine ve beyin kanamalarına da yol açabilir. Aslında yani ani ısı değişimleri kalp açısından riskli oluyor. Kalp krizi geçirme riskini arttırıyor. Peki ona dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Yani işte soğuk havada şunu yaparsak, şöyle beslenirsek ya da sıcak havada şunu yaparsak diye. Önceden mesela kalp krizi geçirmiş veya işte kalp hastalığı olduğunu bilen bir hastaysa bir kere hani soğuk havalara çıkmadan önce iyi giyinebilir. Yüzünü, boynunu özellikle ve göğsünü kapatıp hani soğuk havanın etkisinden biraz azaltabilir. Çok soğuk havalarda veya çok sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayabilir. Ve yine kış aylarında da beslenirken aşırı yağlı yemekten kaçınıp yani hani kışın biraz daha hareketsiz oluyor insanlar tabii ki dolayısıyla. Buna bağlı olarak çok aşırı yağlı yemekten kaçınıp yani diyetlerine aslında dikkat etmeleri gerekiyor. Yani kış diye biraz daha böyle yağlı yemekten hareket azaldığı için biraz boğazdan kesmek gerekiyor. Peki şimdi diyelim ki işte damar tıkanıklığından şikayetçi birisi. Öncelikle yani şöyle diyeyim, ne olursa
bizde vücudumuzda damar tıkanıklığından şüphelenmeliyiz ve ona göre de bir kardiyoloji uzmanına gitmeliyiz. Hı hı. Kalp için konuşacak olursak bu genelde göğüs ağrısı, nefes darlığı şeklinde olur. Bazen tam bir göğüs ağrısı olmuyor. Bir sıkışma hissi, bir sıkıntı hissi şeklinde oluyor. Genelde bizim hastalarımızda yürüyünce olur. Dinlenince veya işte istirahat edince geçer. Yokuş yukarı çıkarken çok fazla oluyor veya merdiven çıkarken bir göğüs ağrısı olur bu hastalarda. Bu şikayetlerle oluyorsa, yani özellikle yeni başlamışsa bunlar, kardiyolojiye başvurmak lazım. Yine yürürken bacaklarında ağrı oluyorsa veya bacaklarında morarma oluyorsa, yara şeklinde oluşumlar gerçekleşiyorsa bu da yine damar hastalığı ile ilişkili olabilir. Bacak damar hastalığı ile ilişkili olabilir. Peki beyinle ilgili? Beyinle ilgili çok fazla semptom vermiyor aslında. Bazen baş ağrısı, baş dönmesi şeklinde görülebiliyor. Veya küçük o yine darlıktan kaynaklı küçük pıhtılar atabiliyor. Buna bağlı olarak da bizim TIA dediğimiz küçük kısa bilinç kayıpları oluşabiliyor. Böyle bir durum olduğunda yine nöroloji doktoruna başvurup orada tetkikleri yapıldığında damar darlığı yönünden değerlendiriliyor zaten. Bir hasta dedi ki şüphelendi, yani bende damar tıkanıklığı olabilir. Geldi size, tedaviye başladınız. Artık o andan sonra süreç nasıl işliyor? Yani tanıyı koydunuz. Deniz ki bu şahısta işte damar tıkanıklığı var. Sonraki işlemler ne oluyor? Öncelikle bu damar tıkanıklığına neden olabilecek bir hastalığı var mı, ona bakıyoruz. Yani şeker hastalığı var mı, tansiyon yüksekliği var mı, kolesterol yüksekliği var mı, sigara içiyor mu? Bunlara bakıyoruz ve tedavi edebileceğimiz bir şey varsa, yani işte kolesterol açısından ilaç kullanım veya diyet önerilebilir. Yine şeker hastalığı açısından şeker hastalığının tedavisi yapılabilir. Sigara içiyorsa sigara içimini azaltabiliriz veya işte kullanmayı bırakmasını öneriyoruz biz genel olarak. Bunlar yapılabilir. Daha sonra da anjiyo ihtiyacını değerlendiriyoruz. Yani bu damar hastalığının ileri bir tetkiye ihtiyacı var mı? Anjiyografi planlıyoruz. Kalp anjiyosu yapıyoruz. Bu anjiyo nasıl oluyor hocam? Yani bu işlem nasıl bir işlem? Hep duyduğumuz bir işlem. Sanki böyle bir işte bir şey işte vücuda giriyor da o damar açıyor. Öyle bir şey mi hakikaten kabaca? Yani şöyle, ya kasıktaki damardan ya da bileğinizdeki damardan giriyoruz. Buradan kalbe ulaşıyoruz. İnce narin kateterlerimiz var bizim. Yani su borusu gibi aslında ama çok ince. Onlarla kalbe ulaşıyoruz. Daha sonrasında ise bu damarlara boya vererek, yani radyasyon altında görünen özel boyalar vererek de, bunlar vücuda zararlı değiller, vererek damarları görüntülüyoruz. Ve damarlarda herhangi bir darlık var mı, ona bakıyoruz. Eğer darlık tespit edersek ya stentle orayı açmayı deniyoruz, ya da stente uygun değilse veya çok yaygın bir damar hastalığı varsa o zaman ameliyat da önerebiliyoruz. Açık kap ameliyatı da önerilebiliyor. Evet, şimdi bize çok sorular geliyordu. İşte bu sağlık programı düzenli yaptığımız için kanalımıza programı da sorular geliyor. Bu konuyla ilgili hep şöyle sorular geliyordu. İşte bu ayakta olan ağrılar işte bel fıtığıyla mı ilgili, yoksa bir tıkanma mı var damarda? Bunun net bir ayırıcı bir şeyi var mı? Bir özellik, bir belirti? Belirti olarak şöyle, bizimkiler genelde yürüyüşle olur damar tıkanıklığında. Bu hastalarda ise, yani bel fıtığında ise genelde belde sabit bir ağrı vardır zaten. Bizim hastalarımızda ise yürüdükçe hangi damar tıkalıysa o damarın alt kısmında, mesela işte uyluktan itibaren tıkanılıysa baldırında bir ağrı hissedebilir. Ama bel fıtığında genelde ağrı, yani hangi tarafı sıkıştırdıysa o tarafın bütün bacağı etkiler. Genelde uyuşma eşlik eder onlara. Yani ayırıcı tanı bel fıtığında bütün bacak. Bütün bacak. Ama damar tıkanıklıysa daha lokal bir şey. Nerede tıkandıysa oranın aşağısında olur. Tabii tetkiklerle direkt ortaya çıkar zaten. Biz ultrason yapıyoruz. Damar tıkanıklığı var mı yok mu onu görmek için. Eğer varsa ultrasonda çıkıyor zaten. Ve ondan sonrasında yine anjiyo yapıp o damarın tıkanıklığı var mı, ne kadar tıkalı ve tedavi edilmesi gerekiyor mu? Ve tedavi ise de nasıl yapacağız, balon mu yapacağız? Kaç, onu soracaktım tam. Kaç tedavi yöntemi var? Yani tek bir yöntem mi var, yoksa birkaç farklı? Birçok yöntem var aslında. Bacak damarlarına da stent uygulayabiliyoruz. Ama bazen stent uygun olmuyor. Özel balonlarla, kendi ilaç kaplı, yani üzerinde ilaç bulunan balonlarla o damarı açıyoruz.
veya damar temizleme dediğimiz, damar tıraşlama dediğimiz özel makinalarımız evet. var. Onlarla damarın yüzeyini temizleyerek o pıhtıyı veya işte o tıkanıklığı temizleyerek açıyoruz. Daha sonrasında yine balon veya işte stentle uzun süreli açık kalmasını sağlayacak tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Bunların evet. hiçbiri olmazsa yine ameliyat son bir seçenek olarak tabii ki bir yöntemlerden biri. Ameliyat son bir seçim mi oluyor bu alanda? Bu seçeneklerle olmuyorsa ameliyatta denenebilir. Ameliyat biraz daha tabii ki hasta için zor. İyileşme süreci daha uzun evet. sürüyor. Bizim işlemlerimizde genelde hasta bir gün hastanede yatar, ertesi gün de çıkar. Ama ameliyatta 3-4 gün yatması gerekiyor. Ağrıları olabilir. Yine kesiler daha büyük, bizdekiler çok daha küçük. Ve hastaya şikayet oluşturma ihtimali biraz daha yüksek onlardan. Yan etkileri var mı bu tedavilerin, ilaçların, kullanılan yan yöntemlerin? Yan etki olarak şöyle, en büyük yan etkisi şu olabilir. Verdiğimiz boya maddesi, anjiyo yaparken verdiğimiz boya maddesi böbreklerden atılıyor. Ve böbreklere hasarlı olan hastalarda biz buna dikkat ediyoruz zaten ama bazen normal bireylerde de böbreklere hasar verebilir. En büyük riski bu. Bunun dışında diğer bir risk kanama yapabilir. Yani oraya balon yapıyoruz. Yani sonuçta bir şeyi zorla açıyorsunuz, tıkanmış evet. bir şeyi. Ve o bölgede kanama oluşturabilir bu. Bazen bu kanamalar hayatı tehdit edecek düzeyde olabiliyor. Yine de bu ihtimaller oldukça düşük. Yani bir ameliyatı evet. oranla çok daha az. Şimdi diyelim ki ameliyat ya da işte diğer yöntemlerle hı-hı. hasta tedavi oldu. Hı-hı. Sağlığına kavuştu. O hı-hı. andan sonra dikkat etmesi gereken bir şeyler var mı? Yani eski tabii herhalde ki. Eskisi gibi olmayacak. Şimdi hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Ne ameliyatla ne de bizim yaptığımız yöntemle. Çünkü ameliyat etsek, bypass uygulansa bile yine sizin damarınız kullanılıyor. Yani yine yıllarca o kolesterole, sigaraya, işte şeker hastalığına maruz kalmış bir damar kullanılıyor. Biz balon yaptığımızda ise zaten hasarlı olan damarı tedavi ediyoruz. Yani damarın kendi yapısında bir hasar var. O hasarın ilerlememesi lazım. Yani en azından o düzeyde kalabilmesi için bir kere eski hayatına devam etmemesi lazım. Yani sigara içiyorsa, alkol kullanıyorsa onları bırakması gerekiyor. Evet. İşte şeker hastalığı varsa onu tamamen geçiremez ama tedavi edilmesi, en azından kontrol altında tutulması gerekiyor. Kolesterolünün düşmesi gerekiyor. Yapabiliyorsa düzenli yürüyüşler, evet. düzenli egzersizler yapması bir gerekiyor. Peki şöyle bir klişeler var. Bak ben de yapıyorum yani öyle. Hani işte arada bir aspirin alın, bebek aspirini. Hı-hı. İşte kanı sulandırır, bu da işte falan. Pek bir faydası olmaz. Hiç faydası midesini yok. Kanatabilirsiniz. Gerçekten. Yani o düzenli bebek aspirini kullanmak. Düzenli olabilir belki. Yani şimdi şöyle aslında o düzenli. Bu düzenli nedir bu arada? 2 günde 1 mi, 3 günde 1 mi? Aslında aspirin vücuttan çok uzun süre vücutta kalır. Kolay kolay atılmaz ama ilaç düzeyinde kalabilmesi için her gün en azından 100 miligram veya 75 miligram bebek aspirininden almak lazım. Her gün alınabilir mi onda? Her gün şimdi şöyle yaşlılara öneriliyor. Bu genelde 50 yaşın üstündeki bireylere evet. ve risk faktörü yüksek olanlara. Yani siz mesela sigara içiyorsunuzdur, alkol kullanıyorsunuzdur, kolesterolünüz çok yüksektir, evet. şeker hastalığınız vardır. O zaman önerilir. Ama hani tamamen sağlıklı bir bireyin almasının da bir faydası yok. Manasız mideye şey. De zarar verir. Uzun dönemde mideye hasar verebilir. Mide kanamasına neden olabilir. Evet. Zarar neden olabilir. Mesela ben de yapıyorum bazen, alayım bir tane diyorum. İşte bunlara kulak asmamak lazım sevgili izleyenler. Mutlaka bir işin uzmanına danışıp ona göre bir ilacı, ilaçla özellikle kullanmakta fayda var. Peki beslenirken işte o damarları rahatlatan bir besin, bir şey var mı yani? Şunları yerseniz, şunlardan hı hı. içerseniz. Bir kere çok ağır yememek gerekiyor. Yani ağır derken katı yağlardan kaçınmak gerekiyor. Yağ kullanacaksanız zeytinyağı en tercih edilmesi gereken bir şey. Yine hayvansal besinlerden mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Hayvansal besin kullanacaksınız ya tavuk tercih edebilirsiniz. En iyisi de balık aslında bizim için. Hem balığın içindeki omega 3 ve 6 damarların tedavi edilmesinde de bir miktar faydası oluyor. Ve damar tıkanıklığını azaltıyor uzun dönemde düzenli kullanıldığında. Haftada 2-3 kere balık tüketildiğinde. Onun haricinde yine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin faydası var. Hem diğer organlara da, mide bağırsak sistemine de faydası evet. var. Hem de damarsal yapılara da faydası var. Uzun süreli ve düzenli uygulandığında, yani yaşam değişikliği şeklinde, yaşam tarzı haline getirildiğinde. Evet, şimdi az önce bir ayaklarla ilgili, bacaklarla ilgili konuşurken işte ağrılardan hı-hı. vesaire, şöyle işte yürürken ağrı.
Bir de bazen de yaralar olur. Hı hı. Yani durup dururken ayakta yaralar, hı hı. yaralanma, hı hı. belirgin yani bir yere çarpmadan. Hı hı. Bunların bir nedir sebebi bunların? Damar hastalığı bazen her zaman böyle ağrı şeklinde ortaya çıkmıyor. Bazen hastalarda bir yorgunluk hissi, işte yürürken takılma hissi gibi ortaya çıkıyor. Ve bazen de yara şeklinde ortaya çıkıyor. Bu hasta mesela ayağını bir yere vurduğunda, tırnağını kestiğinde veya işte küçük bir kıymık bile battığında orası beslenmediği için ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor ve damarlarındaki darlıktan dolayı ciddi yaralar oluşabiliyor ve bu yaralar uzun sürede düzelmiyor. Yani normal bir bireyde bir iki günde düzelecek bir kesi bu hastalarda 15-20 gün devam ediyor. Hatta daha da kötüleşebiliyor. Evet. Bu bazen işte o ayakta kapanmayan yaralar damar hastalığının da bir göstergesi olabilir. Yani ayakta öyle bir, sadece yara, ayakta mı elde falan çıkan yaraların bir etkisi oluyor mu ya da vücutta, sırtında? Yani damar hastalığı genelde tuttuğu bölgeye göre oluyor. Genelde, yani bacaktaki bir damar tıkanıklığında. Bacaktaki bir damar tıkanıklığında bacak yaraları olur. Kolda çok fazla damar tıkanıklığı olmuyor. Biraz daha dirençli. Kalp, beyin işte veya bacak damarlarına göre kol damarları biraz daha dirençli. Onlarda damar tıkanıklığı olma ihtimali biraz sebebi daha az. Sebebi hocam? Kolumuzu da çok kullanıyoruz falan. Bununla ilgili bir şey mi yoksa? Yani o şimdi bazı damarlar kolesterole ve işte o yağ birikimine biraz daha dirençli diğer damarlara oranla. Onun için biz zaten... Dirençli olmasının bir sebebi var mı? Yani o bölgelerde kolesterol birikmiyor. Genelde böyle akımın daha yoğun olduğu ve çok dallara ayrıldığı yerlerde, yani damarların dallandığı yerlerde oluyor. Orada basınç daha düşük olduğu için oralarda çok fazla olmuyor. Biz o nedenle zaten mesela ameliyatlarda genelde göğüs damarı kullanılır. Ki onu kullanma nedeni de hani kolesterole ve damar tıkanıklığına dirençlidir. Uzun yıllar hasta kullanabilsin diye. Evet, mesela işte damar deyince yine aklıma geldi aslında. Şimdi damarda işte bypass denilen de bir şey var. Toplam kaç damar var yani kalbe giden? Bir 6, kalbe 7, giden 3 tane 3. ana damar var. Öyle mi? Ama onların yan dalları da var. Bazen onlar da büyük olduğu zaman onlara da müdahale ediliyor. O zaman işte sayı artıyor 3-4. 5-6 olabiliyor müdahale edilen damar yani sayısı. Başka bir yani yapay bir damar ya da işte bir hayvandan mı alınıyor? Öyle bir şey, o tip şeyler yok değil mi? Öyle bir şey. Yapay damar kullanmıyoruz bypasslarda. Evet. Bypasslarda kullanılan ya sizin toplar damarınız oluyor, bacaktan alınıyor. Evet. Ya da koldan alınabiliyor, atar damarınız alınıyor yine. Ve yine göğüs arteri kullanılabiliyor. Göğüste bulunan arter kullanılıyor, atar damar kullanılıyor. Evet. Genelde ama hani yapay bir damar kullanımı yok. Ya sizin toplar damarınız kullanılacak ya da atar damarınız peki kullanılacak. Peki bu kalp kapakçının kan kaçırması falan bu yine bu ilintili bir şey midir damarlarla? O başka bir hastalık. O ya ailesel olabiliyor. Küçükken geçirilen romatizmaya bağlı olabiliyor. Veya yine ailesel olarak o kapak yapısında bir bozukluk olabiliyor. Ona bağlı olarak travmaya, yani yıllar içinde tabii ki o kapak açılıyor. İşte dakikada 60 kere çalışıyorsa kalbimiz 60 kere açılıp kapanıyor. Evet. Ve tabii ki travmaya maruz kalıyor sürekli açılıp kapandığı için. Ve zaman içinde onlarda yıpranma gelişiyor. Böyle bir hastalığı da altta varsa o yıpranma çok daha hızlı oluyor. Tabii. Ve ciddi kapak kaçaklarına neden olabiliyor. Bu belirli bir boyutu aşıyorsa, kalbe zarar vermeye, hastanın şikayetleri oluyorsa ve hastanın günlük yaşantısını engelliyorsa o zaman kapağın değişmesi gerekebiliyor. Bunun oranı nedir? Mesela yüzde kaç kan kaçırıyorsa artık bir risk vardır? Orandan ziyade biz kalbi etkilerine bakıyoruz. Biz normalde ultrasonla onun oranını belirliyoruz. İşte hafif diyoruz, orta diyoruz veya ciddi diyoruz. Eğer ciddi bir kapak kaçağı varsa takip etmek gerekiyor. Ne zaman ki kalbi büyütmeye başladı, artık kalp o yükü kaldıramaz düzeye geldi. Evet. O zaman değişmesi gerekiyor. Otomatik o kalp, yani mantık olarak diyorum, fazla kan kaçırdığında ciğere de bir, ciğerlere de bir etkisi olur mu onun? Şimdi o fazla kaçan kan zaten ciğerlerde birikmeye başlıyor ve hasta bu şikayetle geliyor genelde bize. Nefes darlığıyla geliyor çünkü ciğerlerde kan biriktiği için. Su toplar, başka bir şey olmuyor. Evet, ciddi bir gaz değişimi iyi olmuyor. Yani oksijeni alıp karbondioksiti veremiyor. Buna bağlı olarak da hasta biraz efor sarf ettiğinde nefes darlığı gelişiyor ve yürüyemiyor bu sefer nefes darlığından dolayı. Çok şiddetli olursa yatarken otururken bile nefes darlığı olabiliyor. Aslında çok ciddi bir şey yani bir taraftan. Evet, çok ciddi bir şey. Düzenli takip edilmesi gerekiyor. Ne zaman ki o akciğerlere yük
olduğu zaman ve kalbe yük geldiği zaman o zaman değiştirilmesi düşünülebilir. O kar kapakçığının değiştirilmesi işlemi öyle kolay bir işlem mi yoksa? Şimdilerde daha basit. O kapak çıkartılıyor. Orada işte insanın kendi kapağı değil de genelde ya işte bir hayvandan elde edilen ya da ölmüş bir insan da olabilir. Ondan elde edilen dokulardan yapılan kapaklar kullanılıyor. Evet. Bunlara biyomekanik kapak diyoruz biz. Bir de mekanik kapaklarımız var. Onlar da direkt metalden yapılıyor. Dayanıklı metallerden yapılıyor. Böylece hani uzun yıllar kullanabilsin diye hasta çünkü yıpranır. Bir yaş riski var mı yani? Kaç yaşına kadar bu ameliyatlar olabiliyor? Yani 80 yaşında aslında olabiliyor mu? Öyle bir yani bir şey var mı? Tamamen hastanın kondisyonuyla ve ek hastalıklarıyla evet. alakalı. Yani kan kondisyonu çok iyi, hayata devam ediyor, aktif hayatı varsa 70-80 yaşında bile gayet rahat olabilir. Ama birçok hastalığı varsa ve işte yaşam beklentisi kısıtlıysa, mesela hasta aynı zamanda kanser olabilir. İşte 6 ay veya 1 senelik bir yaşam beklentisi olabilir. O zaman tabii ameliyat etmeyi düşünmek lazım. Yani çok bir şey kazanç yani sağlamayacağı için. Biraz duruma göre riskler de oluyor. Peki bu damar tıkanıklığı, kalp genelde işte bununla ilgili kimler daha çok risk altında oluyor? Yani kadın erkek olarak belki çalışan, hangi tip çalışanlar? Şimdi şöyle, kadınlar bir kere menopoza kadar korunuyor hormonları. Onları bir miktar koruyor. Bir kere sigara çok içenler aşırı derecede risk altında. Ne kadar çok sigara içiyorsanız o kadar risk altındasınız. Sigara içilen yerde bulunmak da bir risk faktörü. Yine şeker hastalığı olanlar, özellikle doğuştan şeker hastalığı olanlar, onlar risk altındalar. Kolesterol yüksekliği olanlar yine risk altındalar ve ailelerinde kalp hastalığı olanlar risk altındalar. Yaşam tarzı olarak da hareketsiz bir yaşam oluyor. Yani masa başı işinde çalışanlar evet. risk altında, daha çok risk altında. Çünkü yani belirli bir düzeyde hareket etmek evet. gerekiyor ki vücut hem kendini toparlayabilsin hem de damarsal yapıların ihtiyacı olan hareket yapılmış olsun. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bu arada periferik arter hastalığını soracaktım. Bu hastalıkla ilgili bilgileri dinleyecektim sizden. İşte COVID'in bir etkisi var mı diye, ama süremizin sonuna geldik. Dilerseniz biz şimdi bir bölüm daha yapalım. Olur, zevkle. O bölümde de bu periferik arter hastalığını, işte pandemiyle ilgili de sormam gereken aslında birkaç bir şey var. Onları da bir başka bölümde tekrar konuşmuş olalım. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sevgili izleyenler, Profesör Doktor Halil İbrahim Ulaş Bildirici kardiyoloji uzmanı konuğumuzdu. Bugünkü sağlık vaktinden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Sağ olun.